Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sevgili kitap severler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Rami Kütüphanesi'nin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza, özellikle de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında dün ebediyete irtihal eden kıymetli sanatçımız Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Burhan Çaçan, yürek tellerimizi titreten güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve her zaman koruduğu vakur duruşuyla hem halkımızın gönlünde taht kurmuş hem de Türk halk müziğine eşsiz katkılar yapmış bir sanatçımızdı. Merhum sanatçımız bizim de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren severek dinlediğimiz, şahsiyetini hep takdir ettiğimiz gerçekten müstesna bir insandı. 45 yıllık sanat hayatı boyunca birbirinden değerli albümlere imza atan Burhan Çaçan, vefatıyla geride doldurulması zor bir boşluk bırakmıştır. Rabbim merhum sanatçımızı rahmeti ve merhametiyle kuşatsın, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır versin diyorum. Değerli misafirler, kütüphaneye dönüştürdüğümüz Rami Kışlası'nın ülkemizin son 2,5 asırlık tarihinde çok önemli bir yeri var. Ben de burası gıda çarşısına dönüştüğünde burada uzunca bir zaman peynir sattık, sucuk, pastırma, bunların satışını yaptık. Yani burada bir geçmişim var. Bu geçmişimizi bir kenara koymak mümkün değil. Bir de tabii az önce izlediğimiz gibi de aynı zamanda burası ne haldeydi? Hani hep söyleriz ya, nereden nereye? Böyle bir mezbelelik haldeydi. Top da oynadım burada. Rami top sahası olarak olduğu zaman. Buralara yabancı değiliz. Bizim Süleyman Efendi de burada epeyce zaman geçirdi. Böyle bir mazimiz var. Ama hepsinden öte Sultan II. Mahmut 1828-1829'daki Osmanlı-Rus Savaşı'nın askeri ve idari yönetimini bu kışladan yürütmüştür. Cumhuriyet döneminde de aynı amaçla uzunca bir süre kullanılan kışla, daha sonra az önce ifade ettiğim gibi gıda toptancıları sitesi de dahil farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Zaman içinde ciddi bir tahribata uğrayan bu abide eseri İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak düzenlemek için yürüttüğümüz çalışmalar nihayet bitti. Rami sadece bir kütüphane değil, pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık. Buradaki kütüphanemiz haftanın her günü, günün 24 saati gençlerimiz başta olmak üzere kitap severlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, peyzaj alanı 80-51 bin metrekareyi bulan, diğer ilaveleriyle yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. Kütüphanemizde ilk etapta 2 milyonu aşkın kitap ve 4200 kişilik kapasiteyle hizmete başlamasından memnuniyet duyuyorum. Kitap sayımız elbette zaman içinde daha da artacak. Kütüphane bünyesindeki Atatürk İhtisas Kütüphanesi de 25 bin ciltlik külliyatıyla kendi alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Yine Rami bünyesindeki Yazma Eserler Kütüphanesi de buraya ayrı bir derinlik katacaktır. Günümüzün olmazsa olmazı
dijital kaynaklar da burada meraklılarıyla buluşacaktır. Bünyesindeki pek çok farklı birimle İstanbul'a kazandırdığımız bu güzel kültür merkezinin restorasyonunda ve dönüşümünde emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm ekibini mimar, mühendisinden yüklenici firmaya varıncaya kadar herkesi özellikle tebrik ediyorum. Gerçekten bu eser her türlü takdirin üzerinde bir eser. Ülkemizin özellikle de İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı ecdada karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Üstelik sadece bununla kalmıyor. Modern sanatların ülkemizde yaygınlaşmasını sağlayacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde ülkemizin en iyi altyapısına sahip bir kongre ve kültür merkezi, sergi merkezi ve kütüphaneyi bildiğiniz gibi milletimizin hizmetine sunduk. Yine Cumhurbaşkanlığımızın Çankaya Köşkü'ndeki Tarabya yerleşkesindeki Dolmabahçe'deki Yıldız Sarayı'ndaki tarihi eserleri restore ederek Vahdettin Köşkü'nü o yanmış halinden sonra bugünkü haline getirerek yeni baştan yaparak tarihimize sahip çıktık. Milli Saraylar Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanlığı'na bağlayarak ecdat yadigarı pek çok eserin ihyasını sağladık. Bunlarla beraber Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni yürütülen tüm olumsuz kampanyalara rağmen yeniden ve çok daha güzel bir şekilde İstanbul'un kültür sanat hayatına kazandırdık. Diğer yandan Cumhuriyetimizin 100. yılını 100 yeni kütüphane ile karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığımız, diğer taraftan Millet Bahçeleri bünyesindeki kütüphane çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, öte yandan belediyelerimiz, ülkemizi ve gençlerimizi kitapla buluşturmak için canla başla çalışıyor. Tabii üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın son dönemde bu konuda gösterdiği gayretlerinde yakın takipçisiyiz. Yeni bir anlayışla dönüştürdüğümüz ve inşa ettiğimiz kütüphanelerimizin gençlerimiz nezdinde gördüğü kabule gittiğim her yerde şahit oluyorum. Eskiler şerefül mekin bil mekan derler. Yani bir mekanın şerefi, değeri, anlamı orada bulunanlarladır. Bu mana, bu söz en iyi vücut bulduğu yerlerin bence kütüphaneler olduğuna inanıyorum. İşte burası böyle bir eser. Gençlerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın kütüphane ile ünsiyetini ne kadar güçlendirirsek geleceğimiz o derece emniyette olacaktır. Az önce buradaki bir Anadolu Lisesi'nin mensubu gençlerimizle bir arada olduk ve Cumhurbaşkanım 5 dakikada artık okulumuzdan buraya geliyoruz dediler. 5 dakika. Başka dedim, onlara da söyleyeyim bakalım. Artık burada çorbanızı içecek misiniz? İçeceksiniz. Çayınızı içecek misiniz? İçeceksiniz. Kahvenizi içecek misiniz? İçeceksiniz. Kek, onu da yiyeceksiniz. Para yok. Tabii çok mutlular, yarın sabahtan itibaren bu uygulamada başlıyor. Şöyle geriye doğru baktığımızda kütüphanelerimiz ne kadar zengin, ne kadar yaygın, ne kadar hareketliyse medeniyetimiz o derece üretkin, devletimiz o derece güçlü, milletimiz o derece
müreffeh olmuştur. Bizim medeniyetimiz kitapla, defterle, kalemle, mürekkeple, okumakla, anlamakla, sormakla, anlatmakla yoğrulmuş, ilimle, irfanla, hikmet ve tefekkürle kıvamını bulmuştur. Duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutan ecdadımız, her kütüphaneyi cennetten bir köşke benzetmiştir. Alimleri gölgelerinde soluklanılan cennet ağaçlarıyla kıyaslayan ecdat, onların eserlerini de bu ağaçların meyveleri olarak görmüştür. Elhamdülillah. Nasıl bir ecdada sahibiz? İnşallah biz de onlara layık oluruz. Hayırlı işlerinin her biri gibi ilim, irfan, kültür, sanat faaliyetlerini de ibadet aşkıyla yürüten milletimiz, bu vasfı sayesinde asırlarca dünyaya ışık tutmuş, halen el üstünde tutulan eserler vermiştir. Kütüphanelerimizin sembolü olduğu bereketli medeniyet iklimimiz, yerini fikri ve manevi kuraklığa bıraktıkça, bu tablonun yerini gerileme, rehavet, sefalet almıştır. Kimi dönemlerde bu kuraklık iklimi özellikle tesis edilmiş, özellikle başımıza bir kara bulut gibi çöktürülmüştür. Ülkemizde yıllarca eğitim öğretimi ve entelektüel faaliyetleri hem tek yönlü bir formatlama aracı, hem de belirli kesimlere mahsus bir ayrıcalık olarak tutmaya çalışan zihniyetin yol açtığı kısırlığı yaşadık. Çocuklarımızı ya okullara hiç almıyorlardı, ya da faşizan baskılarla kendi ideolojik saplantıları doğrultusunda biçimlendirmeye çalışıyorlardı. Rahmetli Menderes'in başlattığı, rahmetli Özal'ın sürdürdüğü, bu ülkenin asli unsuru olan milletin evlatlarının akademiden bürokrasiye, medyadan iş dünyasına her alanda önlerini açma çabalarını hayırla yad ediyoruz. Biz de hükümete geldiğimiz günden beri adalet, hak, hakkaniyet ve fırsat eşitliği temelinde hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizin her köşesini ve milletimizin tamamını kuşatacak şekilde bu anlayışla çalıştık, çabaladık. Değerli kardeşlerim, kalkınmanın bir bütün olduğuna, en başında da eğitimin, kültür ve sanatın geldiğine inanıyoruz. Bunun için önceliklerimizin ilk sırasına eğitimi aldık. Hem geçmişin yanlışlarını düzeltecek, mağduriyetlerini giderecek, hem de günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim altyapısı ve sistemi kurmak için kolları sıvadık. Okul öncesinden üniversiteye, oradan akademik basamakların en üstüne kadar tüm kademelerde köklü reformlar gerçekleştirdik. Mesleki eğitimi güçlendirmek dahil tüm sistemi yeniden yapılandırdık. Üniversitelerimizi 81 vilayetimize yaygınlaştırdık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her alanda destekledik. Aynı şekilde kültür sanat altyapımızı tahkim ettik. Düşüncesine, yüreğine, becerisine, emeğine dayalı üretim yaparak ülkemize değer katan herkesin yanında olduk. Yaptığı işe, gerçekleştirdiği üretime, verdiği hizmete kendi değerlerinin damgasını vuran kültür sanat insanlarımızı özellikle teşvik ettik. Bunları yaparken asırlardır yolumuzu aydınlatan medeniyet güneşimizi tekrar en yükseğe taşıma peşinde koşuyorduk. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın diğer tüm başlıklarında kaydettiğimiz gelişmelerinde bu mücadeleyi destekleyen bir yönü vardı. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık altyapı eksiklerini, demokrasi ve güvenlik ihtiyaçlarını gidermekte gerçekten çok büyük bir başarı yakaladığımızı kimse
inkar edemez. Bu çerçevede eğitimde, kültür ve sanatta geldiğimiz yeri de çok önemli görüyoruz. Ama henüz bu alanlarda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımızın da farkındayız. Bizimki ancak hayalleri ve hedefleri büyük olanların yaşayabileceği bir hayıflanmadır. Yoksa asırlara bedel eserler ve hizmetler ortaya koyduğumuzdan asla şüphemiz yok. Dünya değişirken ülkemizin yerinde kalması demek gerileme işaretidir. Takip eden değil, öncülük yapan. Diğer alanlar gibi kültürde de kendisine sunulanları tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye 100 yılı vizyonumuzla eğitim ve kültür başta olmak üzere ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirecek başlıkların tamamında da milletimizi hayallerine kavuşturacağız. Rami Kütüphanemizi işte bu büyük yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safa olarak görüyoruz. Rami Kışlası'nı, Rami Kütüphanemizi işte gezerken bütün gerek cilthanesi yani mücellitlerimizi gördüm. Gerekse adeta bir ameliyathane gibi kitapların restorasyonlarının yapıldığı birimlere girdik. Oradaki arkadaşlarımızın nasıl bir hassasiyetle çalıştıklarını adeta organ nakli yapar gibi o kitapların bütün gerçekten tahrip olmuş o yaprakları tek 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 nasıl bir yerden bir yere naklettiklerini görmek, onlara şükran borcu olduğumuzu söylememek mümkün değil. Ve bu eserlerle beraber inşallah Rami Kütüphanemiz çok çok farklı geleceğe bir yatırımın inşallah eseri olacak. Ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Dilediğimiz tüm kitapları buraya nakledebiliriz. Ve Kültür Turizm Bakanlığımızın bütçesine ayrıca bir destek vererek yurt içi, yurt dışından buraya her türlü inşallah kitapları alacağız. İthalatçılığımıza onu getireceğiz. Kitap ithali yapacağız. Dünyanın dört bir yanından. Ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Bu kütüphanede okuyacak, araştıracak, eser ortaya koyacak, yapılan faaliyetlerden istifade edecek herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
Şimdi de hediye alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kışlası ve şimdiki Rami Kütüphanesi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve saygıdeğer eşini, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Pervin Ersoy'u, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanımızı, Kültür ve Turizm Eski Bakanlarımızı, yazarlarımızdan Sayın Uğur Derman, Sayın Mehmet Akif Aydın, Sayın Mehmet İşbirliği ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları üyelerimizi, Mehmet İpşirliği sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Kültür Politikaları üyelerimizi, Sayın Orhan Gencebay'ı ve Sayın Hülya Koç Yiğit'i davet ediyoruz. Sayın İskender Pala, Sayın Ümit Meriç, buyurunuz efendim. AK Parti Grup Başkan Vekilimizi de davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Hoca'ya da ver. Aldım. Hazır mıyız? Ses gelmedi. Hazır değilsiniz galiba. Hazır mıyız? Evet. Rami Kütüphanemizi bugün açıyoruz. Ve Rami Kütüphanemizle İstanbul'umuza şimdi ayrı bir zenginlik kazandırıyoruz. İstanbul'umuzun bu yeni potansiyeli, yeni kültürel noktada kazandığı bu güç tüm gençliğimize hayırlı olsun. Ya Allah! Bismillah!